Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe başlıyor. Neler sahada yaşanıyor? Bir öğrenci gözünden. Öğrenci gözüyle. Okul zaten ders olarak çok fazla görüyorum. Yeterince günlük yaklaşık bir 9 saat, hatta kimi zaman 10 saat kadar. Evet. Ve haftada 5 gün. Bunu her seferinde haftada toplamda 50 saat küsüründe yani olmadı. İşte 40-50 saat falan oluyor. Yani açıkçası fazlasıyla zorlayıcı çünkü her yönden bir itekleme var, işte sayısal olsun, sözel olsun, dil olsun, her yönden öğrenmek zorunda kalıyorum. Yani yeteneğim olana da olmayana da öğrenmek zorunda kalıyorum. İyi bir şey mi? Yetenekli olmadığın alanda eğitim almak? Yani şimdi yurt dışından şey yapacak olursak veya farklı ülkelerden yola çıkacak olursak genellikle şey oluyor. İnsanların yeteneklerine göre ayrıldıkları için daha başarılı şey oluyor. Bizler bilmiyorum bu şekilde çok daha fazla başarı artıyor mu artmıyor mu, çok bir yorum yapamam bu konuyla ilgili. Başarısı artan var, artmayan var ama ben o artmayan kısımdan olduğunu düşünüyorsun. Evet, inanıyorum. Bunun bir önce ben biraz seni yönlendirmeye çalışayım. Hem rahatlamanı sağlamak için, sonra sen dilediğin gibi konuşmaya başla. Başarı oranının gençlerin IQ'larıyla alakalı olduğunu, ortalama zekalarla alakalı olduğunu düşünür müsün? Yani potansiyel zeka mı bir şeylerde zorlanıyor, yoksa gençlerin zekasına hitap eden, onların öğrenme şeklini destekleyen bir sistem oluşturmayı biz büyükler başaramadık mı? Yani zor bir soru. İkinci söylediğiniz daha net bir konu oldu. Çünkü yani nasıl desem, şimdi yapamayan insan diye bir şey olamaz. Yani belirli engelleri olmadığı için. Hatta belirli engelleri olan insanlar dahi her şeyi başarabilirler. Sadece çalışmak lazım. Evet. Çok güzel bir formül oldu bu. Çok yani başarmanın kilit cümlesi oldu değil mi? Yani istemek başarmanın yarısıdır diye bir tabir kullanırız, bir cümle kullanırız. Kesinlikle ve kesinlikle amaçladığımız işi öncelikli olarak çok isteyeceğiz değil mi Önder? Evet. Evet. Sonrasında bir takım gayretleri gösterdikten sonra, konuyla ilgili bir takım çalışmaları yaptıktan sonra başarmamak için bir neden kalmıyor önümüzde. Neredeyse. Değil mi? Evet. Evet. Lütfen devam et. Vazgeçmemek lazım sonuç olarak. Kesinlikle. Çok güzel. Yürüdüğümüz yoldan yürümemiz lazım. Her ne kadar ayağımız burkulsa bir takım da, problemler şey olsa da, da değil takılsak mi? Da düşsek de evet. Kalkıp tekrardan devam etmemiz lazım sonuç olarak. Evet. Bunları yapamadığımız müddetçe pek bir fazla ilerleyiş gösteremeyiz. Değil mi? Ki zaten insanoğlu şuraya gelmesinin en büyük sebebi de isteklerimizdir her zaman. Kesinlikle. Yani her durumda çıtayı yükseltebilmemiz için, başarılarımızı daha her geçen gün katlayabilmemiz için bir takım hedeflerimiz olmalı. Hayata dair bir takım planlarımız olmalı değil mi? Evet, Önder aslında bir öğrenci olarak çok büyük bir vizyonla çok güzel bir cümleler kullandı. Çok güzel cümleler kullandı ve konuyu çok iyi özetledi. Vazgeçmemeliyiz dedi, istikrarlı olmalıyız dedi. Değil mi sevgili Selahattin? Evet, kesinlikle. Ve konuyla ilgili çalışmaları yaparken bir yandan da kesinlikle ve kesinlikle çok istekli olmalıyız dedi. Yani bir konuda başarı elde etmenin yegane yollarından birisi o konuyu ne kadar istediğinizle alakalı bir durum. Dolayısıyla bu doğrultuda bir takım çalışmalar yapılırsa her zaman başarılı olunacaktır. Peki sence, yani genel bir soru olacak Önder belki ama baktığın zaman yani Türkiye'nin eğitim sistemindeki aksaklıklar sence ne? Yani tabii ki her zaman yani bizim dışımızda bir takım problemler olabiliyor. Yani yönetimsel bazda ya da ne bileyim imkanlarımızın yetmediği bir takım sorunlar hasıl olabiliyor. Ama senin en azından bir öğrenci gözüyle değerlendirdiğinde yani işleyişteki, genel işleyişteki aksaklıklar şöyle yapılsa daha iyi olabilir dediğin noktalar sence nedir? Yani böyle yüzeysel tespitlerin varsa bizimle paylaşırsan çok güzel olur. Özel okulda okuduğum için bilgi ders daha fazla görebiliyorum günlük olarak. Benden değil daha mi? Az görenler de var evet. Ama daha az görenlere bile fazla olabiliyor bazen ders saatleri, az önce dediğim gibi. Evet. İşte kimisinin matematiğe yönelik olmadığı halde matematiğe yöneltilmesi veya kimisinin Türkçe'ye yönelik olmadığı halde Türkçe'ye yöneltilmesi çok şey bir şey değil bence. Yani daha çok başarıyı yükseltmek yerine düşürebilecek bir faktör. Kişilerin ilgi alanlarının bu doğrultuda iyi belirlenmesi gerekiyor. Evet, yani atıyorum işte yani İşte şu çocuk matematikte, bunu matematiğe yöneltelim daha iyi olsun, matematikte gibi başarısı olsun evet. gibisinden şey yapılması gerekiyor. Hı hı. Ha tabii bu bir iki söyleşte değişecek bir olay değil ama yapılması gerekenin birazcık daha farklısında bir olay şu anki durum. Evet, yani bunun için belki köklü değişiklikler, yani bu dediğin gerçekten eğitim sistemini kökten değiştirilerek düzeltilebilecek bir durum belki de değil mi? Yani belki bir takım rehberlik servislerinin ellerindeki veriler doğrultusunda
ciddi anlamda özverili çalışmalar yaparak öğrencileri yönlendirmesi gerektiği ya da öğrencilerin bu konuyla ilgili ciddi fikirlerinin alınması, hatta çalışmalarının değerlendirilerek onların yönlendirilmesi gerektiği değil mi? Yani bir çocuk matematiği sadece sevmesi değil de yani matematikle ilgili çalışmaların olması da onun belirleyici faktörler kısmında yer alması gerekiyor ki o doğrultuda yönlendirilebilsin değil mi? Evet. Peki. Güzel. Çok evet. Güzel tespitler. Ben sizi biraz daha baş başa bırakmak istiyorum izninizle. Reklamlara giriyor muyuz? Evet. Sanıyorum. Aslında kaç dakikalık bir zaman dilimimiz var. Sonrasında hemen bir reklam arası vereceğiz. Reklam arası. Reklam sonrasında, arasından sonra evet, sohbetimize gireriz. Sohbetimize kaldığımız yerden, kaldığımız noktadan devam edebiliriz. 93.4 Radyo Can'da tüm aksaklıklara rağmen bizlere sevgisini ulaştıran değerli dinleyicilerimize, değerli izleyicilerimize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kusura bakmasınlar çünkü gerçekten bir takım problemler, bir takım aksaklıklar her zaman hayatın içinde olabiliyor. Biz bunları gidermek için buradayız. Biz onların güzel yüreklerine cevap vermek için buradayız. Değerli yayınımıza reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz diyorum efendim. Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe devam ediyor. Evet efendim, 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafe programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen reklamları dinledik ve en son ne demiştik sevgili Selahattin abi? Eğitim sisteminden bahsettik. Değil mi? Eğitim sistemimizde evet. Öğrencilerin gözünden biz bir eğitimci olarak, bir iletişim uzmanı olarak sürekli dilimiz döndüğünce, imkanlarımız el verdiğince eğitim sistemimizdeki bir takım aksaklıklardan bahsediyoruz. Ama tabii ben burada sevgili konuğum Ufuk Önder Balay'la birlikte en azından bir öğrencinin de gözünden bu manzara nasıl yorumlanıyor sevgili dinleyenlerimle birlikte bunu paylaşmak istedim. Kendisi sağ olsun beni kırmadı, davetimize icabet etti ve geldi burada sizinle değerli yorumlarını paylaşıyor. Peki, şimdi mesleki yöneltmeler, yönlendirmeler doğrultusunda böyle bir takım önlemler, bir takım çalışmalar yapılabilir. Bunun dışında tespit ettiğin noktalar var mı desem sevgili Önder? Yani gördüğün bir takım şöyle olsa, şöyle yapılsa daha iyi olur diyebileceğin bazı tespitler. Ya şimdi bir daha alabilir miyim soruyu? Yani bir şey yapamadım şu an, evet, oturtamadım. Eğitim sistemimizde senin gördüğün aksaklıklardan ziyade yani yapıldığında daha etkili olacağını düşündüğümüz bir takım önlemler var mı? Yani şu da eklenebilir ya da işte şöyle yapılsa daha iyi olur diyebileceğin noktalar var mı? Vallahi eğitim açısından şu an herhalde öyle bir nasıl desem? Onu tam olarak toparlayamadım ama... Peki, o zaman sevgili kardeşimiz birazcık düşünsün. Sevgili Selahattin Hanım'la evet, ben döneyim. Bu konuyu defaatle zaten evet, sürekli ele aldık. Şimdi biraz evet, gündemimizi evet, değiştirebiliriz isterseniz. İsterseniz buradan devam edebiliriz. Evet, kötü öğrenci yok, kötü öğretmen var kavramı. Mantığıyla değil mi? Aslında çok yerine oturan bir kavram. Çünkü amacı öğretmek olan bir sistemin bir yolunu bulup muhakkak öğretmesi gerekiyor. Evet. Ama öğrencinin alamamasıyla velinin problemiyle ilgilenmeye başladığında idareler gerçek verimi alamayabiliyorlar. Şimdi ben belki şeyi sormalıyım sana. Sınavcı olacaksın, üniversiteye gireceksin. Evet, yaklaşık 2 sene sonra. Evet, bunun telaşı var. Şimdi kendini özel okulda eğitim gören birisi olarak devlet okullarının önünde olduğunu düşünüyor musun? Yani parasıyla eğitim almayan insanların önünde olduğunu düşünüyor musun? Yani şimdi benim aslında biraz da özel okula gitmemin sebebi ailevi açıdan, hı hı, olduğundan ötürü. Devlet okulları bana kalırsa çok daha artı yönleri var bu konuda. Evet. Çünkü nasıl desem, bir özel okul kadar zorlamaları yok. Öğrenciler haliyle yapmak zorunda değilim kafasında oluyorlar ama bu sefer daha rahat oldukları için daha şey yapıyorlar. Yaptığımı da tam yapıyorlar. Hı hı. Şimdi bir insanın başına stres oldu mu hiçbir şey yapamayabiliyor insan. Evet. Stres her şeye engel olabiliyor gerçekten. Evet, kesinlikle. Benim de başımda bazen oluyor, şimdi ödev veriliyor. Ay yapmazsam ne olacak, bu olursa ne olacak, bu olursa ne olacak gibisinden strese giriyorum ve gerçekten de yapamayabiliyorum. Hatta geçen gün aynı şey sınavımda da yaşadım, yapamazsam ne olacak diye bildiğimi unuttum. Evet. Parantez açalım mı? Şimdi mesela... Çok şey olmuyor öyle. Evet. Yine aynı konuya dönelim ama buraya bir parantez açalım. Normal resmi müfredatın bir gün içerisinde kaç saat olduğunu biliyor musun? Tersten soralım.
8'de ders başlıyor. Normalde 8 saat oluyor. Biz 1 saat fazladan görüyoruz. 1 saat fazladan görüyorsunuz normalde. Peki şey nasıl geliyor? Yani çalışan bir insan 8'den 5'e kadar, 6'ya kadar, 7'ye kadar çalışıyor ama 6-7'den sonra yetişkin birisi evinde ek gelir telaşında değilse hayatını yaşıyor, ailesini yaşıyor. Evet, aynen öyle. Öğretim sisteminin, öğrenim sisteminin ya da öğrencilik sisteminin akşam size ödev vermesini, akşam evde çalışmak zorunluluğu hissetmenizi teknik açısından, teori açısından, ihtiyaç açısından, mantık açısından neden böyle oluyor? Böyle olmasa olur mu? Ne olur? Nasıl bakıyorsun böyle şeylere? Gerçekten çok fazla eleştirdiğim oldu. Arkadaş ortamında olsun, yetişkin ortamında olsun, her ortamda eleştirdiğim oldu. Hatta burada da bir kez daha eleştireceğim bu konuyu. Ödev gerçekten 9-10 saat okul gördüğümüz yetmiyormuş gibi, bir de üzerine hani resmen daha çok darbe üzerine darbe olsun diye veriliyormuş gibi gördüğüm bir durum oluyor bazen. Çünkü ödevin bir şeyi olmuyor. Kimi zaman, nasıl desem, bir sınırı olmuyor işte. 10 sayfa verebiliyorlar, 5 sayfa verebiliyorlar, 1 sayfa verebiliyorlar. Ha, ödev şu açıdan iyi, eve gittiğimizde gerçekten tekrarlayınca aklımızda kalıyor. Bunu yapmamız için zaten yapılan bir şey ödev. Ve bunu ısrarla veriyorlar bazen. Atıyorum işte sınav haftasında falan ödev verilir, onu da verilir, bunu da verilir. Yani sorduğunuz soruya göre bir şey devam gerekirse, böyle okuldan sonra ödev şey mi? Çok gerekli, uygun olur mu? Çok uygun, çok olur gerekli mu? Mi? Ya aslında çok gerekli değil veya çok uygun değil. Nasıl desem? Bir konu olur, öğrenciye özel ödev verilebilir. Atıyorum hiç anlamadığını şey. Proje önce ödevleri tarzı düşüneceği evet. Şeyler. Öğretmen belki gider der ki ben sana bunun ödevini veriyorum, bunu yapıp bana getirirler. Öğrenci onu daha iyi pekiştirir ama bunu anlayan öğrenci de üzerine zaten isterse kendisi tekrar edebilir. Bilemiyorum yani. Ödevler aslında o kadar gerekli değil gerçekten. Yani şöyle bir ekleme yapmam gerekirse ben de hemen bir dahil olmak istedim. Genel olarak çocukların daha çok belirleyici faktör olan sınavlara yönelik çalıştırılması sanki daha doğru olacak değil mi? Yani bir takım eksiklikler her zaman bütün öğrencilerin ya da bazı öğrencilerin belli konularda eksiklikleri olabilir. Evet. Ama bu eksiklikleri öğrenci kendisi tespit edip bir takım çalışmalara kendi katılabilir değil mi Önder? Evet, yani aynı şekilde bu öğrenciyi de geliştirir bir yandan. Evet. Çünkü ileride bu konuyla ilgili sıkıntı da çekmez. Ben yani açıkçası kendi açımdan düşünmem gerekirse ileride böyle bir sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. Çünkü kendi eksiğimi görebiliyorum, hatamı görebiliyorum ama bunu hiç göremeyenler var. Göremeyen bazı öğrenciler var. Yani bu noktada rehberlik servislerine ve bir takım başka bu konuyla ilgilenen kurullar ve gruplar varsa onlara daha fazla, daha yoğun çalışmalar düşüyor. Yani öğrenci kendi eksikliklerini tespit edip sınıf danışman öğretmenine ya da ilgilenen öğretmenine bildirip bu konuda çalışmalar doğrultusunda bazı ek derslere ya da yani ne bileyim bilinci daha çok geliştirecek bir şey. Kesinlikle. Daha ziyade sevgili Selahattin abim çok güzel bir soru sordu. Sınava odaklı öğrencilerin çalıştırılması sanki daha doğru olacak. Çünkü sınav bizim hayatımızda çok ciddi belirleyici bir faktör değil mi? Evet. Mesela şu anda bizim okulumuzda gerçekten de sınava çalışanlara ağırlık veriliyor ve bu gerçekten çok doğru bir şey. Evet. Yani öğrenciler bundan her ne kadar memnun olmayabilir veya şey olmayabilir ama geleceklerini seçmeleri için en azından evet, bir yardım ediliyor. Şimdi devlet nezdinden ele aldığımız zaman öğretmenlerin iki aslında görevi var burada. Yani hem sizi sınava hazırlamak hem de müfredatta uygun, müfredatta belirlenen, kendilerine tanınmış konuyu işlemek. Şimdi böyle bir durum olduğu için aslında öğretmenler bir noktada ödev verme kısmını işlemek zorunda kalıyorlar. Yani eksiklikleri tamamlamak, müfredatta geri kalmamak, konuyu işlemek için en azından ödev vermek zorunda kalıyorlar. Ama bu ödevin çokluğu, azlığı kısmı tartışılabilir değil mi? Yani belki birazcık daha konunun akılda kalıcı detaylarıyla tekrarlanması sanki bir öğrenci için daha yararlı olacaktır. Ya da işte belki sınavla sınava entegre edilmiş hali birazcık daha uygun olacaktır. Sevgili Selahattin abim şu anda manzarayı izliyor. Biz onun şans enerjisinden çok evet çok çok etkileniyoruz. O olumlu enerjisiyle yine bizim yüreklerimizi ısıttı. Çok güzel bir ufuk açtı. Çok güzel bir gündem maddesi belirledi gerçekten. Değil mi? Heyecanı emdi. Bütün heyecanını aldı. Evet, yardımcı oldu sağ olsun. Peki buradan şimdi böyle yani bu şekilde konuyu birazcık daha netleştirmiş olduk. Yani biraz daha sınav odaklı. Tabii ki müfredattaki konuların işlenmesi doğrultusunda bir takım çalışmaların yapılması gerektiğini hepimiz biliyoruz ama biraz daha bu öğrencilerin yani çok fazla sıkılmadan yapacağı bir çalışma olmalı değil mi? Daha yüzeysel, daha konu en azından ana hatlarıyla da olsa zihnimizde kalacak şekilde işlenebileceği bir
tekrar yapılmalı. Çok fazla ödev vererek öğrencinin çalışma temposu çok sıkıştırılmamalı, çok yoğunlaştırılmamalı. Daha ziyade sınava odaklı çalıştırmalı yani diyorsun. Bu konuda bir arkadaşım var. Ödev konusundan hep şikayetçi olan. Hı hı. Yüksek mevkide bir okulda kendisi. Evet. Gerçekten çok çalışıyor. Bir de üzerine günlük olarak 20 sayfa, 30 sayfa ödev alabiliyor. Ekstra yani, kendisi talep ediyor. Evet, bir de hiç yok, kendisi talep etmiyor. Direkt veriliyor. Öyle sınıfa mi? Evet, ve hiç uyumadan onları yapıyor bazen. Evet. Yani okul, tamam, gerçekten de eğitim önemli bir konu. Hı-hı. Ama bilmiyorum, eğitimin de tabii bir şey var ve o raddeyi geçmemek evet gerekiyor. Peki o zaman öncesinde sorduğu, sevgili Selahattin abinin sorduğu soruya geri dönmek istiyorum ben. Sence devlet okulları ve özel eğitim kurumları arasındaki fark ne? Ya da nasıl, yani eğitim bazlı olarak nasıl hareket ediyorlar? Sence ciddi anlamda aralarında bir fark var mı? Yani işleyişleri nasıl? Her iki tarafı da bildiğim kadarıyla gördüğün için söylüyorum. Evet, yani her iki tarafı da gerçekten evet, gördüm, deneyim ettim. Hı-hı. Ama ben aralarında dağlar kadar bir fark olduğunu düşünmüyorum. Evet. Kişinin çalışmasıyla mı alakalı bu? Yani ya, çalışan herkes imkanlar başarır yani. Değil mi? Böyle bir şey var. Çalışan herkes başarır. Şimdiye kadar başaranları da başardılar evet, sonuç olarak. Devlette de çalışın başarısınız. İşte özelde de çalışın başarısınız. Her türlü çalışan başarır. Tabii ki sunulan bir takım imkanlar hayatımızı ciddi anlamda evet, etkiliyor. Bizim psikolojimizi, çalışma motivasyonumuzu ciddi anlamda etkiliyor. Ama özel okullarda sonuç, bazı istisnalar daha şey. Nasıl sen? Biraz daha farklı olabiliyor. Yani evet, artıları olabiliyor. Artıları olabiliyor değil mi? Evet. Yani sunulan imkanlar doğrultusunda bir takım, yani mesela en basitinden az önce konuşmana başlarken ne dedim? Biz 2 saat daha fazla ders görüyoruz dedim, evet, değil mi? Yani en azından onun da etkisini bir şekilde görüyorsun ve ciddi anlamda o yoğun tempo içerisinde, yani bir süre sonra sen ona alıştığın için otomatik olarak öğrenme kanalının açık bir şekilde ciddi anlamda bunun verimliliğini sen hissediyorsun. Yani dersleri daha etkili öğrenmiş oluyorsun. En evet azından. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi tekrardan bir bunu eğitim sistemine ele alalım. Ele almış olacağım. Hı-hı. Ben şimdi burada 2 saat fazladan görüyorum ama 2 saat fazladan kendi istediğim veya kendi yeteneğimin olduğu bir dersi görsem veya farklı bir şeyi. Çok daha farklı olabilir. Çok daha farklı olabilir. Belki de ileride ben o konuda çığır bile açabilirim. Evet. Belki de yani. Kesinlikle. Bunlar her türlü varsayım olmak zorunda. Evet. Bunu zaten az önce konuşmamızda belirtmiştik. Şimdi bizim eğitim sistemimiz biraz daha dediğim gibi Avrupa'daki eğitim sistemi gibi olmadığı için şu an onun belki de teknik altyapısı yok. Bunu biz aslında konuşuyoruz ama tabii bunu bir öğrenci olarak senin dile getirmen ayrıca güzel oldu sevgili dinleyenlerimiz için. Evet, ben yine sevgili Selahattin abime sözü bırakmak istiyorum. Kendisinin değerli yorumlarından ben de feyzlenmek istiyorum çünkü gerçekten çok güzel sorular soruyor. Evet. Yani benim aklıma tabii ki şu geliyor. Bir ülkenin özel eğitim kurumları olmalı mı? Olmalı mı? Bunu bir parantezin içine açalım. Bugün parası olan özel okula gidiyor, parası olan özel tedavi alıyor diyelim. Bu bir seçenek olabilir tabii ama en önemli seçeneğin bu olduğu durumu düşünelim. Bir de kırsalı düşünelim, dar gelirliği düşünelim, bu imkanı yakalayamayanları düşünelim. Onlarla aynı şartlarda bir sınava gireceksiniz. O sınavdan onlar alamadıkları, eksik aldıkları eğitimin neticeleriyle siz fazladan aldığınız eğitimle bir sınava gireceksiniz. Bu iki grup gelecekte farklı mesleklere dağılacak. Çok zeki olup da imkan bulamadığı için okuyamayan kırsaldaki ile daha az yetenekli, zekayla daha iyi çalıştırıldığı, eğitildiği için belirli kariyerler yakalamış insanlar olacak. Yani ileride toplumsal barışa bu katkı mı sağlar diye bir endişem var benim açıkçası. Yani bu eğitimde tevhid-i tedrisat dediğimiz, eğitimin birleştirilmesi dediğimiz, eğitimin tamamının devlet eliyle verildiği, garanti altına alındığı günleri hatırlıyoruz, düşünüyoruz. Acaba biraz paranın fazlasıyla geçtiği dünyada eğitimi bile paraya bağlarsak bu gençler yarın özel okullara gidemeyen yaştaşlarıyla barışık olabilecekler mi, ben merak ediyorum. Böyle bir kaygıyı taşıyor musun? Şimdi buna yol açan şey daha çok puan sistemimiz. Ne hissediyorsun bu konuda? Şöyle bir durumdan ötürü bu özel okullar ve devlet olarak daha çok ayrıldı. Şimdi özel okullar ilk başta gerçekten de çok zeki insanlar, %100 burslarla falan, işte paralarla falan gidebildi. Ama şu anda daha çok düşük puan, işte bizim sınavımız var. Teori kısmında. Gerçi şu an değişti galiba, tam emin değilim ben. Evet. Gireli çok olduğu için. Biz buraya giriyoruz ve zeka seviyemize göre, yani başarı seviyemize göre diyeyim,
okullara dağıtılıyor. Şimdi kötü okula giden şey olabiliyor, atıyorum işte yediremiyor ve özel okula gidebiliyor. Şimdi özel okul daha iyi konumda olduğu için. İşte başaran da başarıyor haliyle. Biz onlardan fazla eğitim alıyoruz bir iki saat daha veya o bile büyük bir fark aslında. Bir iki saat bile daha kesinlikle büyük bir fark. Ama ona rağmen başaramayanlar da var tabii ki de özelde. Bu toplumsal barışı sağlayabilir mi? Bu tamamıyla aslında şey bir konu oluyor. Dengelenmiş bir şey çünkü özele gidip sadece gitmek için gidenler var. Bir de gerçekten de başarmak için gidenler var. Başarmak için gidenler o dengeyi bozabilir ama o dengeyi bozacak kadar çok başaran yok. Daha sihirli bir soru sorayım. Hayatın içindesin. Gördüğüm kadarıyla da kendi yetiştirmişsin, donanımlı birisin. Genel ortalamaya vurduğunda özel okulların devlet okullarının önünde olduğunu düşünüyor musun? Çok net, çok ucu açık bir soru soruyor. Hayır, görmüyorum. Yani şimdi ben çok basit bir tarafından yaklaşıyorum. Bugün devletin ilk öğretiminde olsun, liseye kadarki noktalarında sevgili Seçkin de bir öğretmen özel okulda görev alıyor ama devlet kadrolarını da tanıyor muhakkak. Az çok. En düşük geliri olan, resmi geliri olan bir öğretmen kardeşimiz ne alıyordur? En kötü 3-4 bin lira civarı ücret alıyordur. Ek dersleri vesairesi 4-5 bin lira gidiyor mudur? Evet, şu anda. Büyük bir ihtimalle gidiyordur. Büyük özel okullarda o durumu olabiliyor. Resmi, yani. Tamamen resmi devlet memurluğundan bahsediyorum. Evet, onlarda. Peki buna karşılık çalışan öğretmenine, özellikle Tekirdağ gibi küçük bölgelerde hangi özel okul 3 bin lirayı veriyor? Bu senin kategorin değil. Ama ben buradan seni bir yere getireceğim. Yani ben burada isim verebilir miyim? Yok verme. Okullarla isimlerle hareket etmiyoruz. Genelden gideceğiz. Onu şuraya getireceğiz. Yani kamuda çalışan öğretmenlerin iş güvenceleri varken ve aldıkları belirli bir gelir varken onlarla rekabet etmeye çalışan özel okuldaki öğretmenlerin aynı ücretleri alamadığı gibi bırak yükseği daha düşüğünü aldığını sahada biz görüyoruz. Geliri daha az olan, daha az kazanan öğretmenlerin her harcamasında çok ince hesaplayarak yapmaya çalışan velisini para kazanmanın bir aracı gibi görmek zorunda kalan özel okul idarelerinin daha iyi bir eğitimi devletten sağlayabileceği fikrinde ben ikna olmakta zorlanıyorum. Yani bugün devletle rekabet edecekseniz, kamudaki öğretmenlere rekabet edecekseniz aynı branştaki aynı öğretmen özel sektörde devlette çalışandan daha fazlasını almalı ki daha fazla gayret ortaya koyabilme enerjisini, motivasyonunu hissetsin. Yani ben biraz bu özel okul, özel öğretim okullarının daha iyi işlenilmesi, daha iyi çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi öğrenci arıyla bal gibi, çiçek gibi, yani arı çiçeği buluyor, oradan istediği özü alıyor, almayı başarıyor, yoksa hayatta kalamaz. Öğrenci de bir gelecek kurmak istiyorsa ve bunun okuldan yola çıkarak, alacağı eğitimden yola çıkarak o hayatı hazırlayacağını düşünüyorsa, o öğretmeni bir çiçek gibi, kendisini bir arı gibi görüp, öğretmeni sürekli rahatsız ederek istediği bilgiyi almak için onu zorlayabilir diye düşünüyorum. Bu seçenek her yerde belki var. Özelde belki biraz daha ticari kaygılarla öğretmenler daha nazik oluyor. Aç parantez. İnsan dediğin zaten nazik olacak. Yani saygılı olmak, iletişimde hatırına olmak, duymak, dinlemek, gözüne temas etmek, duygularına temas etmek zaten olması gereken. Yani bunun özel sektörde ekstradan veriliyor olması bir iddia değil. Koskocaman bir zaafın altına atılan bir imza benim gözümde böyle bakıldığında. Dolayısıyla özel okulların rekabet ettikleri kamu okullarıyla rekabet edebilmeleri için yani öğretmenlerinin ciddi şekilde daha ücret alması, altyapılarının daha iyi olması, bina ısınmaları, ihtiyaçlar, lavabolarındaki musluk, koyacakları peçetelere kadar her şeyiyle, bir problem olmaması. Böyle baktığın zaman da özel okul dediğimiz okulun aylık bugün Türkiye'de bir orta öğretim kurumu için yani kırsal kesim, biz kırsalda sayılırız Tekirdağ olarak aşağı yukarı adımız büyükşehir muhakkak da büyüyüz ama bir 30 bin TL'nin altında talep edilen okulların yani kamunun daha önünde olabilme ihtimalini ciddi şekilde sorgulamak gerekir diye düşünüyorum. Sadece maddiyatta açıklayamayız. İş burada bitmiyor. Kesinlikle. Çok idealist kadroların çok kıt kaynaklarla okul haline geldiği ve harikalar yarattığını biliyoruz. Mesela aç parantez konuyu biraz daha dağıtalım. Tarık Akan rahmetli oldu. Evet. Tarık Akan Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı. Önemli bir sanatçımızdır. Evet. Çok az kişi bilir. Ben gidip göremedim ama Tarık Akan'ın
İstanbul'da bir okulu var, ilköğretim okulu var bildiğim kadarıyla. Ve bunların okudukları kitap sayısı bir dönemde milyonlarla sayfa olarak izah ediliyor. O okuldan mezun olan çocukların tutturdukları puanlar ve özellikle hayallerine yakın yerlere gidiyor olmaları bana göre püf noktası. Evet. Müthiş bir başarı var ve insanlar o okullara girebilmek için yarışıyor. Demek ki oluyor. Yani olabilir ama bu çok idealist insanların ömrünü vakfetmesiyle alakalı. Ama diğer tarafta da yatırım alanı olarak özel okulları gören, devlet desteklerini sağlamak için o sektöre giren insanlar olabiliyor. Ama bakıyorsunuz ki kamu başka sıkıntıları yaşarken özel başka sıkıntıları yaşıyor. Ve yine arada telef olan kim? Gençler. Aileler, veliler. Onlar evet, gelecek kurma evet. kaygısını yaşıyor. Böyle bakıldığı zaman eğitim sisteminin başka sorunları da var gibi geliyor bana. Mesela bir Japonya o tarzdaki gelişmiş olan, hızlı gelişen toplumlarda eğer yanlış biliyorsam bilen arkadaşlar düzelsin dinleyiciler. İlkokulun belirli bir yaşına çağına kadar 3. 4. sınıfına kadar sınav yok. Yani 4 yaşındaki bir çocuğun yemek almak için sıraya geçtiğini, kendi yemeğini kendi koyduğunu, kendi koyduğu tabağı kendi taşıdığını, evet. kendi yediğini, kendi topladığını, masayı kendi sildiğinden bahsediyorlar. Anaokulundaki şimdi çok özür dilerim hemen böyle araya girdim ama anaokulundaki Montessori eğitimi dediğimiz eğitim değil mi? Değil yani mi? Kişisel bir takım ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması gerektiği bilincinin kişiye aktarıldığı hı hı. önemli evet bu çağlarda gerçekten kişide bu bilgilerin oluştuğu önemli bir eğitim hı hı. safhası. Şimdi orada o kadar ilginç bir nokta var ki çocuğun kendi yemeğini alıp kendisinin masaya götürüp kendisinin yemesi hayatta birçok şeyi kendisinin yapması gerektiğini ve yapabileceğini öğretiyor. Peki bu fırsatı bizim sistemimizde evde anne babamız vermiyor, okullarda vermiyor. Sürekli her şey bir an önce olsun bilsin, yesinler, dersi yetişsinler psikolojisi vesaire var. Çocuk o zaman sırtını hep birine yaslamayı seçiyor. Evet. Yani evet, sıkılıyor bir yerden sonra bunalıyor. Sıkılıyor. Neden girdik bu konuya? Acaba okullarda en başında ta ana sınıfından itibaren böyle bir şeylerin başlayıp işte bir ilköğretim çağının ilerleyen dönemlerinde, ortaokul dönemlerinde acaba öğrencilerin tamamen yetenekleri ve hayalleriyle alakalı meşhur olacak özel bölümler mi olmalı? Yani çok basitçe rehberlik eğitimi var, bir rehberlik dersi var, bir rehberlik hocası vardan çıkıp biraz daha onların yeteneklerini tespit edecekleri laboratuvarlar mı olmalı okullarda? Yani istediğin alanda eğitim alabilme şansın olsaydı daha mı istekli olurdun? Gençler, biraz uzattım ama gençler yok, acaba hangi yöne gideceğini kendisi bilemezken zoraki girdikleri yolda sıkıldıklarını fark ettiğinde mi okuldan bu kadar kaçıyor? Acaba tatil olsun istiyor, ders olmasın istiyor. Sen ne hissediyorsun? Yani şimdi biz bile bir yerden sonra artık sınıfımızda diyoruz ki ah be artık şu ders var, keşke okul bitse gibisinden diyebiliyoruz. Çünkü kafamız basmıyor, zorla bastırılıyor. Ve bu durum herkes yani nasıl desem şimdi aşırı zeki bir insan değilsem ben veya sürekli düzenli olarak çalışmıyorsam sıkılırım haliyle bundan. Hı hı. Ki ben çok fazla yapan bir insan değilim. Sürekli de düzenli çalışmasını falan. Bu konuda şunu diyebilirim en açık şekilde. Şu an çok toparlayamadım. Toparlayamadın. Yani aslında çok affedersiniz. Evet, kişi belki moral, motivasyon, psikoloji anlamında öğrenci ona hazır değilken yani bir dayatma haline dönüşebiliyor değil mi? Ama şimdi burada belirleyici faktör öğretmenin konuya nasıl yaklaştığı, öğretici kimsenin konuya nasıl yaklaştığı. Yani aslında biz bunun da eğitimini alıyoruz Önder. Yani pedagojik bir eğitimden geçiyoruz. Kişiye öğretme, yani nasıl öğretirsiniz? Kişinin ilgi alanına yönelik bir takım çalışmalar yaparsınız. Kişinin ilgisini çekmeye yönelik bir takım sınıf ders içinde çalışmalar yaparsınız. Burada öğretmene çok ciddi anlamda zaten bir görev baskı düşüyor. Baskı var zaten. Evet, yok, görev düşüyor. Öğrenciler eğer bunu doğru yani nitelikli anlamda yerine getiremiyorsa öğrenci haliyle zaten üzerinde bir baskı hissediyor, bir dayatma hissediyor. Çünkü zaten dediğin gibi hani gün içerisinde fazlasıyla zaten yorulmuş oluyor. Zaten hani bir takım şeyleri tam anlamıyla da rehberlik servisleriyle vesaireyle tam etkin çalışmalar yürütülemediği için ifade de edememiş oluyor. Dolayısıyla bir noktadan sonra çok sıkılıyor. Ama sevgili Selahattin abimin demek istediği şu. Yani daha doğrusu sormak istediği şu, sorunun başına dönecek olursak, özelde bir takım imkanlara rağmen çalışan
öğrenciyle devlette bir takım imkansızlıklara rağmen çalışan öğrenci ve bunların arasında yetişmiş personel ve öğretici kitlesinin farkına rağmen bir başarı farkı görebiliyor musun? Ciddi anlamda kayda değer. Yani bütün bunlar sistemi etkiliyor. Yani şimdi bir devletin konuyu ele alışıyla tabii ki her ne kadar bütün imkansızlıklarına rağmen birçok şeyi başaran özel sektörlerin de konuyu ele alışı takdir edersin ki farklı. Ama burada başarı farkı doğrultusunda bir yere varmaya çalışıyoruz. Yani bu kadar ciddi anlamda bir başarı farkı yoksa niye insanlardan böyle taleplerde bulunulup toplumda bir, yani belki bu kelime doğru olmayacak ama, ayrıştırmaya gidiliyor. Yani maddi imkanı, o zaman iş şuraya varıyor. Maddi imkanı olan kitleler eğitilsin, diğer kitleler cahil kalsın. İş buraya gelmemeli değil mi? Bizim aslında dikkat çekmeye çalıştığımız nokta bu. Değil mi sevgili Selahattin? Evet. Ben aslında şunu söyleyeyim. Hem konuya da bir nokta koymuş olurum, evet, bunu söyleyince. Bu soruyu benim net bir şekilde cevaplamam gerçekten de zor olur. Çünkü ben iki tarafta da okudum. Evet. İki tarafı da biliyorum. Hı hı. Böyle bu konuda bir ayrımcılık veya haksızlık olduğunu düşünüyorsanız bence yurt dışında, çünkü durumlar böyle değil. Değil mi? Suçlunun kim olduğunu herkes biliyor. Evet. Hı-hı. Yani zaten biz bir takım örneklemelerle bunu anlatmaya çalıştık. Sevgili Selahattin abi sağ olsun, yurt dışında eğitimin böyle olmadığından zaten cümleye başladı dikkat edersen ki. Aslında biz oraya düşünsel bazda bir altyapı kuruyoruz. Yani biz şu anda fikir üretiyoruz ve kendi aramızda söyleşi içerisinde bu konuşmayı yürütüyoruz. Ve diyoruz ki yurt dışı için yapmamamız için engel ne? Değil mi? Yurt dışı gibi yapmamamız için engel ne? Yani onları madem bir takım devlet yönetim sistemini de dışarıdan biliyorsun, Cumhuriyeti Fransa'dan modelledik. Eğitim sistemini de onlardan gayet alarak uygulayabilirdik şimdi ülkemizde. Şöyle bir algı var. Biz reklamlara geliyor muyuz bu arada? Evet, bir sağ dakikalık bir zaman dilimimiz var. Sonrasında reklamlara gideceğiz. Şimdi biz farklıyız. Onları örnek alamayız diye düşünüyoruz ama tüm dünyadaki yaşayanların veya bizim gibi olanların tek bir farkı var. Hepimiz yaşıyoruz ve insanız. Kesinlikle. Hayvanlar da tek bir ortak yönü var. Hepsi hayvanlar veya yaşıyorlar. Hepsi, herkes nefes alıyor. Peki. O zaman bir müsaadeni isteyelim. Reklamlara gidelim. Sevgili dinleyenlerimizi reklamlarla baş başa bırakalım. Sonrasında bu değerli sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Değil mi? Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe devam ediyor. Evet efendim, 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafe'de söyleşimize, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki şimdi sevgili Ufuk Önder Balay'la eğitimin aksak yönlerini, aksaklıklarını sevgili Selahattin Uzun abimle hep birlikte kendi perspektifimizden ve toplumsal olarak ele almaya çalıştık. Fakat şimdi birazcık daha farklı bir alana girecek olursak. Şimdi sevgili Selahattin abim çok güzel bir konu başlığı sağ olsun sundu bize. Dedi ki kamu kurumlarında ve bir takım özel eğitim kurumlarında uygulanan eğitimin dışında kişinin ahlaki gelişimiyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bir takım eleştiriler getirelim dedi. Yani şöyle, mesela disiplin konusu nasıl işleniyor sence Ufuk? Özel eğitim kurumlarında ya da bizim bildiğimiz kadarıyla kamu kurumlarında disiplin konusu nasıl işleniyor? Çünkü bu kişinin, yani öğrencinin karakterinin oturması ve toplumsal hayata daha uygun hazır hale getirilmesi için olmazsa olmaz ve bir o kadar eğitim kadar da önemli bir, aslına bakarsan, mesele. Yani disiplin mevzuatı tamamıyla nasıl yürürlükte? Bir takım kamu kurumunda eğitim alan öğrencilerimizin disiplin açısından yaşadığı olumsuz durumları duyuyoruz değil mi? Ya da işte özel eğitim kurumlarında kişinin disipline edilebilmesi için bir takım alınan kararların nasıl uygulandığını duyuyoruz. Sevgili Selahattin abi lütfen sen söze başla. Yani disiplin kelimesini açalım. Disiplinle kastetmeye çalışılan ne olabilir? Genelde bu kelime korkutuyor tabii. Yani kim değil disipline mi etmek ister, kim disipline olmak ister ya da kim disipline gitmek ister? Evet. Değil mi? Disiplin deyince biz biraz idam sehpası, evet, gibi algılıyoruz. Sert bir, evet. Evet, yani oraya gitmek bile, nasıl geldiğiniz önemi yok. O bile zaten bir facia. Aslında belki okullarımızın, gençlerimizin yaşadığı sorunları konuşmak
o sorunların oluşmasına sebebiyet veren idarelerin, eğitim sistemlerinin belki evet. de reçetesini konuşmakla aynı anlama gelecek. Mesela gençlerimizin arasında bir sigaraya, evet. bu tür ürünlere bir meyil var ve bunu okul önlerinde, dışarılarında, sokakta çok rahat yapabiliyorlar ve o evet. sigarayı ellerine aldıklarında 8-10 santimetrelik bir üründen neler bekliyorlar bilmiyorum ama fazlasıyla yaygın olduğunu görüyoruz. Evet. Uyuşturucunun maalesef gençler arasında yayıldığını, maalesef, evet. okul idarelerinin çoğu zaman fark etmekte geciktiğini, müdahalede geciktiğini, hatta bazen belki tenzih ediyoruz herkesi, o tür olaylar içinde bile olabileceğini gösteren emniyet kayıtları olabiliyor zaman zaman. Bir adım daha gidiyoruz. Sigaranın, alkolün ve uyuşturucunun fazla zemin bulduğu kentlerde, okullarda, özel ya da resmi fark etmez. Ahlaki çöküntünün arttığını kesinlikle düşünüyoruz. Benim oğlum 21 yaşında İzmir'de İletişim Fakültesi'nde okuyor. Tekirdağ Namık Kemal'den mezun. O da sen gibi dünya tatlısı, zeki, pırıl pırıl bir genç. Anlatıyor. Ya baba diyor, yani Tekirdağ diyor Avrupa yakası, biz rahat büyüdük ama diyor üstümüzde bazı şeylerin sorumluluğunu diyor aile bize verebilmiş. Kendini korumak ve karşı cinsi ve karşıyı korumak. Fakat diyor büyük şehirlerin daha farklı sıkıntıları varmış, onları keşfettim diyor. Gençler diyor burada cinselliği özellikle peynir ekmek gibi yaşıyor diyor. İçinde duygusu kalmamış. Şimdi alkol yanında bir sonraki adım ot diye tabir ediyor gençler. Onu getiriyor. Uyuşturucuyu getiriyor. Evet, bir takım zararlı bir ayağında alkolü getiriyor. Bir ayağında bunu yapan gençler popüler ve diğerlerin önünde figürü ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi böyle olduğunda gençliği bir farklı kaybetmeye başlıyoruz. Şimdi bunun reçetesi idarelerin disiplini midir? Hiç tahmin etmiyorum. Yani mevzuatlar tek başına insanları korumaya yetmiyor. Evet. O gençlerin yüreğinde bir boşluk var ki onu sigara dolduruyor. Kesinlikle. Bedenlerinde bir sevgi eksikliği var ki karşı cinsin cinselliği dolduruyor. Kontrolsüz, orantısız bir şekilde. Senin gözünde genel anlamda söylüyorum. Gençliğin eğitim kaygısı hangi oranda yüksek? Birinci başlık bu. İkinci başlık ve veya deriz ya hani alkole, uyuşturucuya ve kötü alışkanlıklara, cinsel tatminsizliğe, erken bunlarla tanışmaya, ahlaki kontrolsüzlüğe itilmelerinin temelinde gelecek kaygıları mı var? Aile eksikliği mi var? Öğretmenlerle kurulamayan temas mı var? Gençlik neden o balansı sağlayamıyor? Ne hissediyorsun? Nereden başlayayım? Hiç düşünme, başlangıç, başladığın yer nereden başlarsan orası başlangıç. Ne görüyorsun, ne gözlemliyorsun, yani, ne oluyor, ne bitiyor? Gençler hangi noktada, biz ne kadar endişelenmeliyiz gençlik için? Şimdi şöyle bir şey var. Dediğiniz gibi ottur, sigaradır, cinselliktir, alkoldür. Onlar genellikle şu yüzden ötürü başlıyor çoğu insanda. Şimdiye kadar, az önce de bunun konusu açıldı, bizi buraya kadar getiren şey bizim isteğimizdir, merakımızdır. Dememiştim ama merakımızdır da. Muhakkak ki merak ve olacak. Bu da insanların merakından kaynaklanıyor. Bunun meraklılığının olmasının sebebi gördükleri şeylerden etkileniyorlar. Yani ben bile belki de etkileniyordur ama muhakkak, farkında değilimdir. Herkes etkileniyordur ama farkında bile değilizdir. Bu olay böyle yürüyor. Büyük şehirlerde dediğiniz gibi peynir ekmek gibi imiş. Çok doğal karşılandığını yani söylüyor. Bence İçinde duygu yok hiç doğru diyor. Bir şey değil. Çünkü sonradan durum ahlaka geliyor. Sonradan durum daha da kötüleşiyor, daha da kötüleşiyor. Bu şeyler pek şey değil. Bu daha çok bilinçsizlik, bunları özellikle zorla yapmak. Ben bahsediyorum. Nerede kaçırıyoruz bunu? Yani okullar bize feni, matematiği, fiziği, kimyayı verirken vatandaş olmayı mı öğretemiyor? Bizim zamanımızda, sen onları belki bilmiyorsun, hayat bilgisi dersi vardı. Evet. Yani biz vatandaş... Bizim de ilkokulda vardı hayat bilgisi dersimiz. Şu değil mi? Şimdi yok yani, vatandaşlık bilinci verilirdi. İşte senin yaşayamadığın, bizim ucu ucuna yetiştiğimiz 12 Eylül darbe dönemlerinin milli güvenlik dersleri vardı. Ne bileyim işte bir başka ülkede bakıyorsun, işte bir Hiroşima'da atom bombası atılmış. Daha çocukken 3-4 yaşlarında çocukları bombanın atıldığı yerlere götürüp oradaki felaketleri gösterip işte siz böyle bir ülkenin geçmişinden geliyorsunuz. Güçlü olmazsanız, eğitimli olmazsanız işte böyle olacak dercesine o çocukların tarihiyle pozitif anlamda yüzleştirildiğini görüyorsun. Evet, onların çünkü onur kavramı çok
geliştiriliyor. Şey yani ki eski zamanlardan gelen Japonya'da özellikle. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Asya'da daha doğrusu genellikle. Onur kavramı onlarda çok önemli. Yani onun onuru daha çok ülkesinden geliyorsa o ülkesini geliştirmek için elinden geleni yapıyor. Onların öyle bir şey yapamadın mı onların onurunu eğer ki ters giderse intihara dahi kadar gidebiliyor. Gidebiliyor. Belki onlar abartıyor bir parça ama biz onuru fazla mı kaybettik? Biz neyi nerede yanlış yapıyoruz? Biz onuru fazla kaybetmedik. Çünkü içimizde hala tabii ki de bir milliyetçi ruhumuz var. Yani. Değil mi? Vatanperver bir ruhumuz var. Aynen öyle. Yani vatanımızı seviyoruz. Türk olarak seviyoruz. Zaten sevmeyenler genellikle bizim şeyimizden Türklerden olmuyorlar. Genellikle yurt dışından falan olmuyorlar ama yani yurt dışından bile sevenlerimiz var. Bizim ipi kaybettiğimiz nokta tamamıyla biziz yine. Yine bizden. Yani kendimizi dizginleyemezsek zaten hiçbir şey yapmaz. Peki şöyle bir ekleme yapmam doğru olur mu bilmiyorum. Alanında uzman kişiler yeterli seviyede mesela özel eğitim kurumlarında olsun ya da kamu kurumlarında olsun bu konularla ilgili bilgi veriyorlar mı acaba öğrencilere? Benim aklıma bu geliyor. Yani mesela uyuşturucu ve bir takım kötü zararlı alışkanlıklarla ilgili ya da işte ahlaki eğitimle ilgili. Madem ders müfredattan kaldırılıyor o zaman kamu kurumlarına bu noktada bir görev düşüyor. Yani nedir? Zararlı alışkanlıkların ne kadar aslında toplumumuzda istemesek de yaygın olduğu ve bunların kişiyi nereye sürüklediğine dair bir takım küçük de olsa seminerler düzenlenmeli değil mi? Mesela emniyetin içinde bulunduğu ya da ne bileyim bir takım güvenlik güçlerinin içinde bulunduğu küçük de olsa bir takım seminerler eğitim kurumlarının, idarecilerin işbirliğinde öğrencilere bunların tanıtımı yapılmalı. En azından bu bilinci biraz daha yükseltebilmek, bu farkındalığı birazcık daha ciddi anlamda oluşturabilmek adına. Yani sen diyorsun ya bir merak duygusu bazen cezbedebiliyor. Bu merakı bu şekilde eğitimsel bazda giderebilmek, yani konuyla ilgili ders zaten halihazırda kaldırılmış durumda. Yani kişinin merak duygusunu bu bağlamda giderebilmek için böyle çalışmalar yapılması sanki daha uygun olur değil yani mi? Yani evet. Şimdi şöyle bir şey de var zaten. Din kültürü ve ahlak bilgisinde her zaman ilk söylenen şey kişinin ahlakı ilk olarak ailesinden sonradan kendisinden gelir diye. Çok güzel. Yani ben hiçbir aileye burada şey demiyorum gidip de çocuklarına falan öğretmemişler etmemişler. Evet. Ama aile de çok şey ciddi bir faktör değil mi? Bir de bunu da konuşalım. Okullar da evet bu konuda birazcık daha zorunlu. İşte o çocuklar yetişkin yaşlarında anne baba olacaklar. Bugün beklentisine girdiğimiz aile bugünün gençleri gelecekte aile olacaklar. Evet. Bir yerden yani başlamamız gerekiyor. Bilinçli bir şekilde yani çocuğu daha çok bilinçlendirmek veya neyi neden yaptığını o denklemi kurabilmek. Yani hangi sonuca gitmek için ne yapması gerekiyor. Evet, aynen öyle. Yani o hayal kurmayı, yol çizebilmeyi. Şimdi belki gençler çok basitçe şunu düşünüyor. Okusan ne olacak? Yani okuyanın geldiği yer neresi? Şimdi onu düşünüyor. Evet. Ama bir başka toplumda bakıyorsun çok daha az kazanan toplumlarda insanların kişisel iradesi, dirayeti, birbirine duyduğu saygı, sevgi, mutluluk oranı çok daha yüksek. Kesinlikle. Şimdi bizim toplumumuz hızlı bir şekilde ne kadar malın var, ne kadar paran var, ne kadar pahalı telefon kullanıyorsun, evet. İşte arabanın modeli kaç gibi unsurlarla ilerliyor. İşte okursan ne olacaksın, ne kadar büyük evde yaşayacaksın tarzında söyleniyor. Ki bu çok yanlış. Yani temel değerlerimiz artık vatandaş olmaktan onur duymak, yaşadığın ülkeden onur duymak, ne bileyim üzerine işte. Üzerine kurulu değil de daha, evet, daha maddi metalların üzerine. Evet. Şey, çok ilginç bir yere gidiyoruz. Şimdi bu içerideki değerleri kaybettiğinde o zaman ortaya başka bir karmaşa çıkıyor. Şimdi mesela bakıyorsun özgürlüğü tanımlarken bile farklı kavramlar çıkıyor. Gençlere sorduğunda nasıl bir anne baba kavramı istediğini sorduğunda arkadaş gibi olmalı diyor. Bir eğitimciye soruyorsun, işini bilen birisine söylüyorsun. Çocuk diyor aileyi arkadaş gibi gördüğü zaman diyor ortalık karışır. Aile aile gibidir. Kendim bildim bile de ailemi hep yani arkadaşım gibi görmüşümdür ama şöyle yani ailenin aile olduğu bir kısım var, arkadaş olduğu bir kısım var. Onun bravo. İşte tam bu ayarı tutturabilmek. İşte babasının yanında, annesinin yanında çocuk sigara içer mi? İçer ne var diyor bir kesim. Şimdi bir kesim diyor ki asla içemez. Fakat orada neden içerle, neden içemez sorusunun cevabını ne aile veriyor, ne okulda eğitim kurumları veriyor. Evet. Hepsi boşlukta. Yani dolayısıyla öğrenci bir arayışa sürükleniyor. Tabii. Evet. Sürekli gençlerin aklı karışık. O zaman ne oluyor? İnsan hangi güdüler üzerine yaşıyor? Biraz işin edebiyatına, felsefesine gidelim. Acı ve zevk kavramları üzerine yaşıyor. Bizim şimdi var olmamızın temel içgüdüleri ne? Hayatta kalmak. İkinci içgüdü ne? Hayatta kalıyorsan üreyebilmek. Yani yaratılmışsak ya da oluşmuşsak bizim iki otonom refleksimiz var. Bütün şartlarda hayatta kalacağız ve bütün şartlarda üreyeceğiz.
en kaba haliyle. Bunun içini doldurmaya başladığında giyinmek, kuşanmak, bir medeniyet oluşturmak hayatta kalmanın kalitesini artırıyor. İşte üremek için kullanacağımız aile yapıları ve diğer flörtler ilişkilerde işte başka bir elbiseye giydiriyor. Bunu romantizmle taçlandırıyoruz vesaire vesaire. Yani hayvan da aynı içgüdülerle hayatta ama insanın hissedebiliyor olması onu hayvandan işte bu noktalarıyla ayırıyor. O zaman ne ortaya çıkıyor? Bir şey ya canın yaptığı için, canın yandığı için kaçıyorsun. Evet. Bir şeyden de keyif aldığın için gidiyorsun. Eğer insanın içini temel değerlerle, vatandaşlık bilinciyle, onuruyla, kaliteli insan olmakla, güvenle, sadakatle, vefayla bunların ne anlama geldiğiyle yetiştirmezsen çocuk otomatik olarak zevk alacağı yere gidiyor. Yetişkinler yani için de bu böyle. Her zaman acıdan kaçmak da doğru bir kavram değil. Kesinlikle değil. Kimi zaman hedefimize varmamız için dikenleri olan bir gül bahçesinden de geçmemiz aynen gerekebilir. Çok güzel. Tam da işte buraya gelecektik. Ağzın bal yesin aynı şeye gelmiş olduk. Yardımcı olmuş oldun bana. Eğer ailemize, gençlerimize, çocuklarımıza en başında ne için varlar, nerede yaşıyorlar, hangi sorumlulukları var ve hangi sonuca gitmeleri gerekiyor, temel değerleri ne, bunları doğru öğrettiğimiz zaman özellikle gençler ilkokul çağından başlayarak hangi yöne gitmek istediklerine bir karar verirler. Eğer bir insan hedef koyabilmişse, bu hedef bir savaş, ülkeyi korumak için ölmektir gerekiyorsa, eğer hayattaysa, geçen hafta söylemiştik hatta, şimdi Çanakkale'de ölme zamanı değil, şimdi bu ülke için yaşama zamanı, evet, inadına yaşama zamanı, şimdi ölmekten kimse bahsetmesin, ülkesini sevmek yaşamayı göze almakla eşdeğer şu anda, ölmekle kesinlikle değil demiştik. Evet. Eğer hedefini seçebilmişse gençler, o yolculukta çekeceği acı bile onu mutlu edecek. Çünkü bir hedefe gidiyor. O yolda eline diken de batsa, aksilik de çıksa, vazgeçmediği gibi daha çok cesaretlenecek. Yani acı gemisine rüzgar olacak yelkenine. Eğer istemediği bir hayatı yaşıyorsa, yönlendiriyorsa, o noktadan yürüyorsa, alacağı bütün keyifler bile ızdırap olacak. Evet. Yani o zaman insanların hayalleriyle temel değerlerini buluşturmak gerekiyor. Bunu elbette ki aile üstlenecek ama aile bugün sıkıntı yaşıyorsa, bu tavuk yumurta yumurta tavuk gibi çok kaba bir örnek, bu kelimelerle vermeyi de çok sevmiyorum ama bizim muhakkak birey olma kavramını, bireyin devlet için, devletin birey için var olduğu kavramını, ihtiyaç halinde birinin diğer için gereken her türlü sorumlu olması gerektiğini bir an önce oturtup bireyi önce vatandaş olarak birey olmaya, arkasından eş sahibi olduğunda, evlendiğinde aile olmaya, çocuk sahibi olduğunda anne baba olmaya çok iyi hazırlamamız yani gerekiyor. Özet olarak bilinçlendirmek gerekiyor. Bilinçlendirmek gerekiyor. İşte anne baba doğru olduğunda eğitim sistemi daha doğru gelişmeye başlıyor. Çünkü otokontroller başlıyor. Biz mesela, benim büyük oğlum İzmir'de okuyor demiştim. Küçük oğlum da Kent Koleji'nde, Tekirdağ'da. Orada da çok güzel işler yapılıyor. Çok idealist bir kadro var. Buradan orada emeği geçen selamlar, ahçısından sevgiler, yardımcı hizmetlisine, güvenliğine, karşılayan arkadaşlarımıza, idarecisine, hepsine selamlar söylüyoruz. Çok büyük bir mücadele veriyorlar. Biz dışarıdan farklı görüyoruz ama eksikleri yok mu? Geri geliyor en sert de ben eleştiriyorum. Elbette ki. Ama ne söylüyorsak yapıcı olsun diye söylüyoruz bunları. Kesinlikle. Onlar mesajlarımızı sağ olsunlar alıyorlar ve her geçen gün marka olma yolunu ilerliyorlar. Bunu belirtmiş evet, olalım. Gerçi kimi zaman eleştiri en büyük cesareti isteyen şey oluyor ve tabii, eleştirilmek de aynı anda o şeye eş oluyor. Usluk çok önemli. Yani yapıcı olduğunu belli edersen kıssalar da sonra hakkını sana veriyorlar. Ama yapıcı değil de amacın ne olursa olsun ben beğenmeyeyim, en iyi de ben bilirim mesajı verirsen de o da ortaya çıkıyor. O yüzden eleştirinin uslubu, adaletli olması, içeriği son derece önemli. Şimdi sezon orada açılırken geçen yıl bizim küçük bey şimdi ilkokul 4'te, o zaman 3 ile başlamıştık. Bir konuşma yaptık. Okul aile birliği seçimi gerçekleşiyordu. Ben müsaade istedim. Dedim ben de yönetim içinde olmak istiyorum ama birbirimizin sesini duyalım. Yani kim hangi görevi almak istiyor, neden istiyor, kim talip, niye talip? Bir üçer beşer dakika konuşalım. Özellikle rica ediyorum dedim. Topluluk muhataplarını da bilsin. Ve ben orada şunu söyledim. Şimdi aklıma geldi, tekrarını söyleyeceğim. Biz dedim anne baba olduğumuzu unutmayalım. Öğretmen arkadaşlar da çocukların anne baba olduğunu asla düşünmesinler. Onların görevi öğretmenlik. Biz öğretmenliğe soyunmayalım. Onlar da anne baba olmaya soyunmasınlar. Herkes rolünü doğru tanımlasın. Siz 8 ile 5 arasında bu çocuğu alacaksınız. Ona o an itibariyle her şey olacaksınız ama 5'ten bir dahaki 8'e kadar 16 saate yakın bir süreyi biz geçireceğiz. Siz hayatlarından 1 yıl 2 yıl geçeceksiniz ama bir ömrü biz geçireceğiz. Dolayısıyla biz sizin ceza sahanıza girerken dikkatli olalım. Siz bizim alanımızı kullanırken dikkatli olun.
Yoksa çocuk bizim aramızda kalır. Çok doğru konuşmuş o. Evet. Sevgili yani, Seçkin Bugün orada şey bile bilmiyorum. Evet, evet. Şimdi şöyle bir şey var. Konuya böyle girmiştik. Evet, evet. Gerçekten sevgili Selahattin abimin yani sosyolojik ve bireyin eğitimine giden yoldaki eleştirileri çok önemli. Çocuk her şeyiyle örnek alıyor, öğreniyor. Yani bunu sadece ders aktiviteleri ve dersi öğrenme olarak düşünme kardeşim. Bunu rol model olarak da algılayabiliriz. Yani çocuk öğretmeninin su içişinden de bir şeyler öğreniyor. Ya da işte toplum içerisindeki duruşunu da okuyup kendince oradan bir şey seçebiliyor. Kesinlikle. Kendisine. Modelliyor. O yüzden evet, hı-hı, modelliyor. O yüzden gerçekten eğitimcilere düşen rol burada çok büyük. Peki şunu aslında belirtmemizde yarar var. Konunun dışına çıkmayalım. Bu bağlamda düşünecek olursak öncelikli olarak kişilere verilmesi gereken eğitim mi, öğretim mi? Aslında iş buraya gitti. Yani iş ilk olarak eksikliğimizin olduğu noktada bir takım çalışmaların yoğun sürdürülmesi kanısındayız. Yani hemfikiriz bu noktada. Yani öncelikli olarak kişiye öğretimin verilmesi, yani toplumda nasıl davranacağından tutun da işte sokakta nasıl yürüyeceğini, yerde bir çöp gördüğünde onu çöp kovasına atması gerektiği bilincinin aşılanmasından bütün kişisel bir takım faaliyetlerini kendisinin yerine getirmesine kadar bütün eğitimleri layığıyla aldıktan sonra tabii bu aile desteklidir. İlk eğitim çünkü ailede başlar deriz. Sonrasında gerekli eğitimin alanında uzman kişiler tarafından kendisine verildiği uygun koşulların ona sunulması yönünde. Evet. Aslında çok güzel bir i̇şte konu. İşte tam bu noktada sevgili Seçkin, araya girdim mi? Devam. Yok, çok güzel. Lütfen. Tam bu noktada işte benim o yaptığım konuşmanın devamı telaffuz edilmeli. Evet. Öğretmen anne baba, anne baba da kendini öğretmen yerine koymasın. Lütfen bu alanları aşmayalım dedikten sonra şunları söyledim. Evet, çok neden güzel. Dedim aile birliğine girmek istiyoruz? Neden bunu düşünüyoruz? Kamu kurumlarında aile birliği başka okula gelir sağlayıcı unsurlar gibi daha çok ele alınıyor ama özel okulların daha idealist olduğunu düşündüğümüz için bu cesareti buldum kendimde. Çocuklarla alakalı bir sistem takibi gerçekleştiğinde, bir şey gerçekleştiğinde, velinin kafasına bir şey yatmadığında çamları devirip bardakları kırıp ondan sonra hesap sorar gibi öğretmenle idareyle karşı karşıya kalmak değil, anne baba olarak idare ve veliler arasına, hatta idare ve öğretmenler arasında taşıyıcı köprü olmak cinsinden, en tarafsız bölge olmak cinsinden iletişimin daha başında kurulması gerektiğini, veliler hangi beklentilerle bu okulda, hangi şikayetlerle yaşıyorlar, hangi memnuniyetleri var, idare derdini anlatırken velisine yanlış anlaşılabilir mi? Siz bize söyleyin, bizi ikna edin, biz onları ikna edelim. Çünkü biz veli tarafındayız daha çok. Dolayısıyla birbirimizi daha testileri kırmadan anlamanın yolunu arayalım. Ben bunun için bu görevi arzu ediyorum demiştim. O şekilde başlamıştık ve bir yılı dolu dolu geçirdik. Ve hatta o zaman da söylemiştim, dedim kermesler vesaire bu tür şeyler yapılır. Aile birliklerinden böyle şeyler beklenir ama elbette yapılması gerekiyor, yapılacak. Fakat dedim biz ilk önce ilişkileri, iletişimi inşa etmemiz gerekiyor. En büyük enerjiyi suyun altında burada vereceğiz dedik. Ve gerçekten de idaremizle bayağı başarılı. Zaman zaman dişe diş, iletişim noktasında birbirimizi zorlayarak ama incitmeden en güzel dostluklarımızı da orada yakaladık. Hala kesinlikle. Da çok güzel devam ediyor. Sağladık. Neden bu konuyu bu şekilde açtım? Ama Selahattin Uzun'un çocuğunun okuduğu okul ya da aile birliği değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Aile olmak, çocuğuna ders çalışmak için en lüks odayı sağlamak, en hızlı bilgisayarı temin etmek değil. En iyi servisle en pahalı okula götürmek değil. İşte okulun bir sürü metrekaresi var, alanları var, laboratuvarları var değil. Aile olmak, çocuğunun en nihayetinde eğitim aldığında ortaya bir insan portresi çıkacak, bir meslek seçen insan çıkacak ya. Bütün alanlarında elinin çocuğun üzerinde olması ama çocuğa elin üzerinde olduğunu hissettirmeden. Kendini güvende hissedecek ama özgürlük duygusuyla beraber hissedecek. Yani şimdi bunlar alışkın olmadığın cümleler evet, belki. Çünkü sevgili Selahattin abi bir iletişim gerçekten uzmanı. Evet, gerçekten kişinin yani dışarıya yansıttığı enerjiden tut da iç psikolojisini dışarıdan bir pedagog gibi, bir psikolog gibi gayet okuyabiliyor. Bu iletişim mantıklı şeyler söylüyor. Evet. Gerçekten. Bu takipçilerimiz de sağ olsunlar bunun için bizim evet, devam ediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Biz onları kesinlikle çok seviyoruz. Selamlar şimdi, herkese. Böyle olduğunda çocuk üzüldüğünde, strese girdiğinde
anne babası tarafından reddedilmeyeceğini, okul üzerinden cezalandırılmayacağını hissettiğinde o zaman ortaya şöyle bir soruyu sorar ve cevabı bulabiliriz. Neden o zaman derdini dinletmek için bir uyuşturucu satıcısının sıcak telkinlerine esir olsun, maruz kalsın, ihtiyaç duysun ki duymayacak? Gerçekten çok konu açıldı ve aynı yere döndü. Değil mi? Dediğiniz yere geri geldik. Yani çocuğun iç dünyasını paylaşabilirsen, gençlerin beklentilerini, kanının deli aktığını, heyecanlarını paylaşabilirsen, çocuk sınıfta bir soru sorduğunda, genç sınıfta bir soru sorduğunda fen öğretmeni geriye dönüp konumuzla ne alakası var demek yerine onun kendini fark ettirmek için bir telaş içinde olduğunu hissetse, sonra ya Ufuk, Emre, Ahmet alakasız bir soru sordun, şunu bir konuşsak mı dese, koluna girse mesela. Evet. Yani eğitimi matematikçi, matematik formülü, fizikçi tüp deneyi olarak görmese keşke. Yani bunun farklı boyutları olsa. Hemen o bir dakika reklamlara evet. gidiyoruz galiba sığdırmak evet. için. Keşke okullar aile danışmanları kullansa, velilerle sık sık bir araya gelse. Onlara çocuk, aile, okul, ergen iletişimi konusunda seminerler düzenlese, soru cevaplar düzenlese. Bir anlamda veli bizzat öğrenci olsa değil başka mi? Bir alanda her şey daha hızlı olmayacak mı? Çok mu zor? Değil diyelim. Reklamlara evet. geçelim. Yani bu birlikte yürütülmesi gereken bir süreç aslında. Biz bunu vurguluyoruz ve bilinçli bir şekilde, yani koordine olmuş ve etkin çalışılmış bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç. Peki 93.4 Radyo Can'da değerli dinleyicilerimizle, değerli takipçilerimizle güzel vakitler geçiriyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Şimdi yaklaşık olarak bir 30 saniyelik zaman dilimimiz var. Reklamlarımıza gideceğiz. Sonrasında bu değerli sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Bizlerle olduğunuz için biz çok mutluyuz. Lütfen bizimle olun. Sizleri çok seviyoruz. Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe devam ediyor. Evet efendim, 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafe'de bizlerlesiniz. Gerçekten çok değerli, çok güzel bir takım sosyolojik çözümlemeler yaptığımız ve gerek öğrencilerin gözünden, gerek eğitimcilerin gözünden, gerekse bir velinin gözünden eğitim sistemindeki aksaklıkları ve bir takım konuya ilişkin düşüncelerimizi değerlendirmeye çalıştık. Konuyla alakalı yorumlamalarımızı getirmeye çalıştık. Bugün yayınımıza küçük bir teknik aksaklıkla başladık. O yüzden sevgili dinleyenlerimizden çok ama çok özür diliyoruz. Lütfen bize ulaşmaya çalışsınlar. Değerli yorumlarını bize aktarmaya çalışsınlar. Ve onların bizlere gönderdiği mesajlar doğrultusunda yayınımıza yön vermeye çalışalım. Peki, o zaman şimdi ben programın evet. başında şey demiştim sevgili Selahattin abi. Evet. Aslında sosyal medyanın hayatımızdaki yeri çok etkili. Eğitim konusundan birazcık çıkalım. Sosyal medyanın evet. hayatımızdaki yeri çok etkili. YouTube'da biliyorsunuz çeşitli videolar yayınlanıyor. Çeşitli kanallar açılıyor. Eğitim videoları olsun, ne bileyim konuyla alakalı bir takım görsellerin sunulduğu farklı eğitici türden videolar olsun. Sosyal medyanın kullanımı radyo ve televizyonun önüne mi geçiyor dedik? Önüne mi geçiyor? Bir yazı var. Benim yazdığım bir yazı. Çok güzel. Onu okuyarak bunun üzerine konuşabiliriz. Belki girişi evet. sağlar bize. Evet. Gençler üzerine etkisi, yetişkinler üzerine etkisi. Hı-hı. Sevgili Murat Dede bugün yayına gelebiliyor mu bizden sonra Pop Saati? Onunla bir iletişim kurmaya tamam, çalışalım. Ona göre şey yapalım. Evet. Yayını erken sonlandırıp ona alan açmamız gerekiyor ama aksaklık varsa, gelenem ihtimali varsa gerekirse bir parça da uzatırız. Evet. Şimdi genç kardeşimiz de yanımızda ama biz onu tabii genç kelimesini iltifat olarak söylüyoruz. Belki onların nezdinde genç kelimesi daha farklı anlamlara gelebilir ama biz o yılları geçtiğimiz için, kaybettiğimiz için bize yaşlı demesinler diye genç diyoruz. Dolayısıyla estağfurullah. Sosyal medya bugün bizim ilacımız olsa da aynı zamanda zehirimiz. Bununla alakalı yazdığım bir yazıyı dinleyicilerle paylaşmak istiyorum. Peki. Üzerine konuşalım. Başlığımız şu. Artık hepimiz başkalarının sanat koleksiyonlarında başrollerdeyiz. Çok güzel. Nereden bulabilirler bu yazının kendisini ve devamını evet. farklı şeylerde? Hemen Selahattinuzun.com
Google'a girdiğimizde Selahattin Uzun yazdığımızda ilk sıralarda çıkıyor. İzleyiciler, takipçiler sağ olsun bize bu sayısal avantajı sağlamış durumdalar. Orada şiirler, yazılar, sözler ve bu radyo programlarının videolarını da bulabilirler. Bu yazıyı da orada bulabilirler. Okuyalım. Peki. Buyurun lütfen. Bugünlerde çocukluğum geliyor aklıma sık sık. Pek azın hatırladığım çocukluğum. Resimler yoktu böyle. Siyah beyazlı fotolar. Resim çekileceğiz dediklerinde dünyalar bizim olurdu. Ya da bir kareye girebilmek için taklalar atardık. Sonra nasıl da saklardık onları. En özel dostlarımıza gösterirdik yalnızca. Nasıl da özel olduklarını onlara anlatabilmek için. Sevdiğimiz sanatçıların resimleri koleksiyon değeri taşırdı bizim için. Değiş tokuş yapardık resimleri. Okul resimlerimiz, aile resimlerimiz başucumuzda uyurduk. Hele ilgilendiğimiz birinin bir resmi ise sakladığımız o resme sahip olmak için ölürdük. Kimseler görsün istemezdik. O bizim mahremimizdi. Kimselerin elinde, dilinde dolaşsın istemezdik. Sonraları filmlerde görür olduk. Sevdiği kızın resmini koğuşta düşüren gencin, o resmi ağzında sulandıran diğerine saldırdığını. Sonraları resimler misafirliklerde hayatımızdaki yerini aldı. Öyle herkes herkesin evine giremezdi eskiden. Bir eve girmek demek o ailenin kadim dostu olmak demekti. Arına, namusuna saygı duymak, sahip çıkmak demekti. Bunun ispatıydı resimler. Gittiğiniz evde en özel anlar resimlerin ortaya serildiği anlardı. Öyle Facebook'lar, Facebook içinde gizlenmiş gruplar, Twitter'lar yoktu eskiden. Evinize giremeyen asla en değerli hazinenizi göremezdi. Yalnızca hayatınıza buyur ettikleriniz görebilirdi onları. Önce düğün resimleri gelirdi. O gün salonda olamamış olanların göremediği kareler saçılırdı ortalığa. Salonda olanlarla bakmak bir başka eğlenceli olurdu hani. Mutlulukla tebessüm edilerek o anlar yeniden yaşanırdı sanki. Gözlerde bazen bir buğu birikir, sonra kibarca silinirdi kimse görmeden. O da neydi? Ne kadar yakışmıştı kırmızı elbise evin hanımına. Misafir kendini şanslı hissederdi. Kimselerin göremediği bu kareyi gördüğü için. Bu elbiseyi nereden aldın muhabbetlere başlardı. Diğer taraftan bir ses gelirdi erkeklerden. Daha sıkılmadınız mı resimlere bakmaktan? Hani ya, kuruduk, çay nerede kaldı? Hiç de öyle misafir erkek yerinden fırlayıp ben de bakayım şu resimlere deyip dalmazdı kadınların arasına eskiden. Erkek erkekliğini, kadın kadınlığını bilirdi. Birlikte bakılacak resimler zaten camdı, çerçeveydi, vitrindeydi, duvardaydı. Sonra o canım resimler özel albümlere yerleştirilir, kaldırılırdı. Bir başka özel günü onurlandırmak için. Bir ailenin çeyiziydi resimleri. Nereye gitmişler, orada ne yapmışlar, yalnızca onlar bilirdi. Bir de onlar ile oralarda olanlar. Başka hiç kimseler bilmezdi, bilemezdi. Aile içi resimler yalnız karşılıklı ailelerde olur. Başkaları tarafından o gün orada ne giyilmiş, ne konuşulmuş, neye gülünmüş, neye ağlanmış bilinmezdi. Eğer orada değilseniz ya da evlerine buyur edilerek size gösterilmemişse resimler, göremezdiniz o anları. Öyle sere serpe değildi hayatlar. Ne güzel günlerdi o günler. Aile olmanın, akraba olmanın, dost, arkadaş olmanın farklı bir anlamı vardı. O günler çok geride kaldı. Şimdi öyle mi? Her şey değişti. Bizler büyüdük, anne olduk, baba olduk, çocuklarımız oldu. Şimdilerde bırakın evimize buyur edip resim çeyizimizi göstermeyi, belki de ağzımızın ucu ile bile selam vermeyeceğimiz insanlar, bugün bir şekilde ne giydiğimizi biliyor, nerede olduğumuzu, yanımızda kimlerin olduğunu, kimlere gülümsediğimizi biliyor, görüyor. Gülümsememizi beğenirse resimlerimizi kendi arşivine alabiliyor ya da listesine ekleyebiliyorsunuz. Sizi daha yakından tanıma arzuları için. Artık hepimiz başkalarının sanat koleksiyonlarında baş rollerde yer alabiliyoruz. Hayatlarında baş rolleri oynayabiliyoruz. Hem de çoğu zaman hiç haberimiz olmadan. Yazmışız bunu. Bayağı evet. Bir zaman önce. Evet. Artık hayatlarımız yani, bizim özelimizden çıkmış. Evet. Bambaşka bir boyut almış. Dönüşmüşüz. Evet. Boyut almışız. Telefon falan özel oldu zaten. Hani. Evet. Yani kavramların neredeyse yer değiştirdiği bir çağdayız değil mi? Evet. Yani anlamlarının artık hayatları kaydı. Sergilemek daha çok prim yapar oldu. Beğeni evet. Sayıları daha çok prim yapar oldu. Evet. İşte böyle olunca özel olma duygusunu kaybettik. Evet. Yazılara, harflere, resimlere tutunarak dokunma duygusunu kaybettik. Kesinlikle. Çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Her cuma ve özel günlerde, bayramlarda doğal olarak herkes birbirine hayırlı cumalar diliyor, işte evet, bayramlar diliyor. Evet, bir takım mesajlar gönderiyorlar. Doğum günleri kutluyor. O evet. Kadar büyük bir trafik var ki oturup saatlerce onları yanıtlamanız gerekiyor. Memnun olasım geliyor ama olamıyorum. Neden? Şöyle bir örnekle açıklayayım. Benim
liseyi beraber okuduğum, üniversiteyi beraber okuduğum, beraber iş hayatını paylaştığım arkadaşlarımın arasında çok bu anlamda radikal arkadaşlar vardı. Niye mesaj atıyorlar ya? Cep telefonuyla bayram mesajı mı olurmuş? Telefon açacaksın kardeşim. Değil sesini mi? Duyacaksın. Hatta gideceksin, ziyaret yüz edeceksin, yüz yüze yapacaksın. Evet. Hemen kısadan geçsin diye mesaj, mesaj atılmasından işte. Nefret ediyorum. Mesaj atan insanlara çok kızıyorum diye müthiş bir serzenişte bulunan, çıkışta bulunan arkadaşlarımız virgül maalesef onlar bugün bırakın mesajı yazmayı. Yani bu anlamlı günde tüm dualarınızın kabul olduğu bir gün olması değil. Klasik bir mesaj yazmak bile yerine bile resim bir resim buluyor. O resmi gönder. İlet. O resim bana düşüyor. En fazla bu eleştiriyi yapan arkadaşlarımız artık sistemin bir bahçesi haline geldi. Ve farkında dahi değiller. Ve inanır mısınız öyle bir noktaya geldik ki neredeyse biz bazen evde bu espriyi yapıyoruz. Yazıyoruz. Arda oğlum yemek hazır. Odasından çıkıp gelmesi için. Ya da yanındaki koltukta eşine nasılsın? Ya yan yanayız işte. Hani biz evimizde bunu yapmıyoruz. Öyle bir iletişimimiz yok ama artık toplum bu hale geldi. Arkadaşlarının resmini gördüğünde, görüntülü görüştüğünde, canlı yayın olduğunda, selamlaşabildiğinde, işte sanal ortamda öpücük gönderdiğinde, sarılma gönderdiğinde tatmin olduğunu sanıyor ama aslında her geçen gün içimiz bir başka boşalıyor. Evet. Dokunmayı unuttuk. Evet. Göz göze bakmayı unuttuk. Sarılmayı unuttuk. Eskiden sarılmalar sevdiğini göstermenin en önemli yoluydu. Şimdi sarılmalar nereden nereye? Gene konuya geleceğiz. Evet. Sarılmalar artık yetişkin neslin genç çocuklara bile yeri geldiğinde dilim söylemeye bile gitmiyor ama tacizlerinin elbise giymiş hali o noktasına evet. geliyor. Tabii artık şey olarak görülüyor. Bakıyorsunuz sokakta erkek arkadaşının elini sıkanlar kız arkadaşları geldiğinde sarılıp öpme telaşına giriyor. Bakıyorsunuz ailelerde iletişimde birbirlerinin elini sıkan insanlar karşı cinse geldiğinde daha fazla temas etmenin yolunu arıyor. Evet. Bakıyorsunuz okullara erkek çocuklara sarılarak sevgisini göstermeyen öğretmenler, idareciler ya da veliler karşı cinse sarılarak temas etme telaşına giriyor. Toplumun bütün içgüdülerini, bütün reflekslerini öylesine kontrolsüz hale getirdi ki sosyal medyada yaşayan sistem evet. karşı tarafın bedensel özgürlüğünü, o bedenin korunması gerektiğini, karşı tarafın ruhsal bütünlüğünün korunması gerektiğini, temasın sevgi göstermek için olması gerekirken temasın o bedene dokunmaktan haz almak amaçlı yapıldığını, bunun toplumu çökerteceğini, temel değerleri çökerteceğini, cinsellik yaşlarını düşüreceğini, inanç sistemlere çatışmaların başlayacağını, biz bütün evet. bunları unuttuk, evet. unutturduk. Maalesef. Tamamen içgüdüleriyle karın tokluğuna bir hayat, karın tokluğuna sevmeler çok ilginç bir yere gidiyoruz. Yani maalesef. Bunları biz yetişkinler bütün hücrelerimizi hissediyoruz ama gençler bunu ne kadar hissediyor bilmiyorum. Ama bir an önce şapkayı önümüze koymamız lazım. Ve düşünmemiz lazım. Önce kendimizden evet. başlamamız lazım. Ve bir gün eğer çok başarılı olursak, çok kazanırsak yatırımlarımızın ya da gelirimizin zekatının en çok da bu bilinçli insanı yetiştirmek üzere eğitim sistemine, kişisel gelişime harcanmasını sağlayacak tesisler, okullar, kurumlar, birimler yapmak olmalı. Bu ülkeye borcumuz, geçen hafta kadının kadına borcu demiştik. Bu ülkeye borcumuz da bu olmalı. Ben de bir Peki. nokta ekleyebilir miyim? Tabii ki lütfen. Mesela geçen günlerde bir şey dinledim. Bu şeylere benzer. Mesela artık insanlar şeye bakmıyor böyle. Ben nasıl mesela birisi sinirleniyor ediyor işte. Gidip ona tek kişi böyle yani adam akıllı bir şekilde veya işte yani nasıl daha şey söyleyeyim bilmiyorum ama yüzle konuşup çözmek yerine 10-15, 20, 30 rakamlarla gidip İşte böyle yok birbirlerine silah çekmeye, bıçak çekmeye. Değil mi? İşte hep toplumsal işte, bunalım işte oraya gidiyor. Evet. Yani bu daha çok bana kalırsa insanların korkaklıklarını yine zamanında Aynen. da yapıldığı gibi korkaklıklarını evet. gösteren bir şey. Evet. Onun için ben sizden bir küçük müsaade lütfen. İsteyeceğim. Bu değerli sohbetimize yine kaldığımız yerden devam edelim. Benim arkadaşlarımın benden küçük bir ricası var. Bir istek parçada bulundular. Harika olur. Hemen onlara bir arşivimizde olan
maalesef hani o istedikleri parçayı bulamadım ama arşivimizde olan bir parçayı da onlara gönderelim ve sonrasında hemen kaldığımız yerden yayınımıza devam edelim, kapatalım ve sonrasında yayınımızı bitirmiş tamam, oluruz. Tamam, bize de mola olsun. Evet, biz de küçük bir dinlenme arası bulmuş oluruz böylelikle. 93.4 Radyo Can'da Kültür Sanat Kafede bizlerdesiniz. Bizlerle olmaya devam edin. Lütfen bizi takipte kalın. Sevgili Denizciler ailesine gelsin efendim. Cem Karaca Kerkük Zindanı diyor bizler için. Radyo Can'da bizlerle olmaya devam edin lütfen. Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe devam ediyor. Evet efendim, 93.4'te Radyo Can'da maalesef bir Kültür Sanat Kafe programının sonuna geldik. Çok güzel sevgili Selahattin abimin olsun, sevgili konuğumuz Sayın Ufuk Önder Balan'ın olsun güzel tespitleriyle güzel bir iki saat geçirdik. Dolu dolu bir iki saat geçirdik. Her ne kadar teknik aksaklıklarla birazcık da olsa yayınımıza geç başlasak da sevgili dinleyenlerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Takipleri için kendilerine çok ama çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda biraz daha teknik problemleri halledip yine yayınlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Peki o zaman son sözlerimizi söyleyecek olursak. Son söyleyelim. Önce Ufuk hoş geldin diyelim. Evet. Bugün için güle güle diyelim. Evet. Bugün ilk deneyimli olduğu için biz çokça konuştuk. Seni çok fazla dinlettik. Maalesef. Rahatlayasın, ortam hazırlanasın diye ama gün olur tekrar burada olmak istersen her zaman için biz seni gençlere burada görmek istiyoruz. Bizim söylediklerimiz onlara ulaşıyor mu? Onların gözlerinde, sözlerinde görmek istiyoruz. Dolayısıyla biz varlığında mutlu olduk. Bir iki cümleyle sen ne hissettiğini hemen söylemeye çalış. Bir hoşça kal de seni dinleyen arkadaşlarına, evet, takipçilere, tanımadığın dünyanın ucunda insanlar var onlara. Şimdi yayını öyle kapatalım. Lütfen. Nasıl arz edersin? Aşırısıyla fazla heyecanlıydım gerçekten. Bir an terledim bile yani bir anda. Sonradan konuşmaya başlayınca aklı gitti hatta. Hocam da 2 saat dedi ama 15 dakika gibi geldi. Zaman yetti. Geç açıldık ama. Selahattin abi çok güzel bir iletişim kuruyor ve karşı tarafı çok güzel motive ediyor değil mi? Harika bir şekilde konu açabiliyor. Evet. Konu daha da çok açabiliyor. Yani. Evet. Kişi açabiliyor. Yani, aynı yere getirebiliyor. Bağlayabiliyor, evet, sonra. Sevgili dinleyicilerimize mümkün olduğunca çeşitli konularda yorumlama yapmaya çalışıyoruz. Yani mümkün olduğunca çok alanda konuşmaya çalışıyoruz. Lütfen devam et. Ben seni böldüm. Evet. Yani güzel bir deneyim oldu yani senin için kısaca değil mi? Çok güzel bir deneyim oldu benim için. Evet. Gerçekten de ben de buna dayanım. Her insanın kendi içini dökmesi gerekiyor kimi zaman ve ben burada gerçekten de gelip içimi dökebildim. Çok da rahatladığımı hissediyorum. Biz şurada 3 kişiyiz. Yani, değil mi? Kişiyiz. Ama dinleyenler çok ama daha fazla. Ama dinleyen hiç tanımadığın çok fazla insan, evet, var emin ol. Evet. Buradan hepsine selamımı iletiyorum. Hepsini, evet, çok seviyorum. Evet, selamlar, evet, sevgiler onlar bütün demeyelim dinleyenlerimize. Yine ben de son sözleri aynı şekilde lütfen bağlayayım. Efendim. Bizden sonra sevgili Murat Dede Pop saatinde olacak. Rahatsızlığı sebebiyle geçen hafta sanıyorum yayını başlatamamıştık. Dinleyiciler, evet, onu özlemiştir. Biz de onu özledik. Ona şimdiden iyi yayınlar dileyelim. Evet. Gençlerle alakalı konuşmaya, konuşturmaya çalıştık. O yüzden aklımızdaki bazı konuları ertelemek durumunda da kaldık. Ama konular konuşulur, elbette bitmeyecek. Önemli olan bir tek gencin bile kendini daha iyi hissetmesi, daha güçlü hissetmesi, özünü anlamak için içine döneceği yolculuğu sağlaması için bizim bir küçücük katkımız bile olsa belki bizim için sıradan bir gün ama sevgili kardeşimiz için belki olağanüstü farklı bir gün, belki bugün hayatında birçok şey yönünü değiştirecek, belki pozitif ilerleyecek, birçok karmaşık sorular cevabını buldu belki. Evet. Diyelim, daha çok uzatmayalım, haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim ve ben son sözlerimi her zamanki bir Selahattin Uzun sözüyle, harika, söyleyerek kapatayım. Evet. İşte mutluluğun sırrı, hayatı ciddiye almayacak kadar ciddi olun, yeter. İyi günler diliyoruz, iyi hafta sonları diliyoruz. Sevgiyle selamlar, kalın, sizleri çok seviyoruz. Efendim. Peki, 93.4 Radyo Can'da bir kültür sanat kafe programının daha sonuna geldik. Teknik aksaklıklarımıza rağmen bizleri yayında takip eden, bizlere desteğini esirgemeyen değerli dinleyicilerimize, izleyicilerimize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Haftaya inşallah yine sizlerle olacağız. Hoşça kalın diyoruz efendim. 93.4 Radyo Can'da bizlerle olmaya devam edin lütfen. Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe sona erdi. Radyo Can. Kültürel konuların, sanatın, şiirlerin harmanlandığı
Kültür Sanat Kafe özel konu ve konuklarıyla Radyo Can'da her cumartesi saat 15'te sizlerle.